Evet arkadaşlar, bugün koltuk ısıtma sistemini yapacağız. Altı gömme anahtar ile. Şurada bir tane vidamız var. Yakından çek. Şurada var. Şu yan tarafta bir tane var. Koltuğu komple mi çekeceksin? Komple. Söküyorum, içeriye alıyorum. Önceden ısıtması var mıydı? Yok. Sonradan yapılan bir koltuk ısıtmadır bu. Şurada da iki tane önde var. Abi ben hiç atmamışım. Şu tarafta da bir tane var. Şu yapını da çek bir tane. 4 tane civatamız var. Doğrudur. Şu arkadakini de söyleyelim. Sonra koltuk altındaki kabloları söküyoruz arkadaşlar hepsini. En sonunda tekrar geri bağlanacak şekilde bağlantısını yaparız. Şu söket kısmını çıkartacağız. Sonrasını devam ettireceğiz. Bu kısmını söktük arkadaşlar. Şu yan taraflarının hepsini söktük. Şunu plastikleri de söküyoruz. Söküyoruz, ne yapıyoruz abi? Koltuğu sökmek için söküyoruz işte. Plastik aksamlarını buraya indirdim. Şu yan tarafı. Bunu da sökeriz. Korkarım en sonunda vidalarımız eksik çıkar arkadaşlar. Şunu bir tarafa takılır. Şimdi şu. Öndeki sökerim. Alta bir tane daha vidam var. Şimdi de sökeriz. Şimdi şu kapımızı alabiliriz. Şimdi bir tane böyle. Bunu da söyleyelim. Şu plastik aksamlarını da söküyoruz. Diğer taraftan da aynılarını söktük. Şimdi şuralarda tutan iki tane vidamız var. Evet arkadaşlar, şu kısımlarını kurtarıyorum ben. Ve şuradan benim buralar tutuyor.
Şu altın içinde var. Bunlar sökeceğim hepsini. Söktükten sonra bezi çıkartacağız ortaya. Şimdi koltuğumuzu söktük. Şuralardan kurtardık hepsini. Buralar biraz yırtıldı. Tekrar yapıştıracağız. Şurası orijinal koltuk ısıtma kablo yeri zaten. Devirdiğinizde kablo buradan geçiyor. Birazdan montaj haline atarım. Koltuk ısıtmamız çift taraflıdır. Yapıştırdık iyice arkadaşlar. Şöyle o delikten farklı bir delik devirdim ben. Tamamla tutsun diye. Şimdi üst tarafını kapatacağım. Şu sırt kısmını açacağım. Şu orijinal koltuk ısıtma düğmesinin yeri arkadaşlar. Kendi düğmemiz için şöyle bir panş takıp şurayı devireceğiz. Deldirdik arkadaşlar. Panşla deldirme sonrası böyle zaten. Tuşumuzu takıyoruz oraya. Sonra şu gövde kısmına monte edeceğiz. Şu koltuk ısıtma tuşlarını da bağlayalım. Ne yazdın? Mazot etki değişimi oldu. Geçti. Mazot etki ya lan sen değişir biraz ha. Ya yok ona söyle bak değişir bir önce. Ona söyle. Evet. Bir tane vida daha var. Üstler toparladı mı abi? Toparladı. Şimdi bu ısıtacak yani. Aynen. Şu yandan da bir tane vida var. Bunu da atıyoruz. Arkaları takacaksın. Şimdi sırt kısmına geçeceğim. Tezbih başladı. Koltuğun içinden çıktı. Senin mi? Kullanıyor musun? Yok. Sezgin Bey, şimdi ısıtmalı koltuğu yapıyor. Abi anlatılır şekilde. Çıkacak bu kadar yapmadı. Olur mu oğlum? Türkiye'de bir ilk. Malı koltuk. Japonya'dan ya. Sipariş etmiş parçayı. Yardım edeyim mi Sezgin abi? Sıbeliyim Sıbeliyiz Bey'le aga ya. Şükürin. 34 hadi baba. Sezgin Bey eldivenleriniz nerede ya? Eldivensiz çalışıyoruz. Bak parmağı yaralamışsın. Parmağı dün yaraladık ya. Abman lan kuzum tepeye bereyi ola ola. Bere bu içeri kendine. Hoş koçum. Ulan. Güzel be. Normal koltuk. Sipariş gibi. Japonya'dan özel. Ulan. Özel ısıtmalı koltuk yapıyor. Abi nerede taktırıyorsun bu koltukları? Erdal Usta. Yürüyeceğim. Ne bunlar? Nerede takıyorsun bu Erdal Usta? Bitti mi müdür? Durdurabilirsin. Sırt kısmını da açtık arkadaşlar. Kalan diğer pet kısmını şuraya monte edeceğiz zaten. Koltuk kısmı için delik yerimiz var hazır. Burayı da hallettik. Sırt kısmına da yapıştırdık. Şu arka delikten çıkarttık kablomuzu. Bağlantıları aşağıdan toparlayacağız. Evet arkadaşlar, koltuk ısıtma montajımız bitti. Şunu şuraya ekledik. Şu an birinci kademe yeşil yanıyor. İkinci kademe ise kırmızı olarak yanıyor. 2 dakika çalıştım. Ondan sonra sına bakacağım.